Arkadaşlar 10. sınıf nüfus konusunda kaldığımız yerden şimdi devam edelim. Önceki slaytımızda arkadaşlar nüfusun önemi ve özellikleri, dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi, ondan sonra yeryüzünde nüfusun kalabalık olduğu yerler, seyrek olduğu yerler, buraları anlattık. Videomuzda izleyeceksiniz. Bugün ise arkadaşlarım nüfus piramitlerini incelemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar nüfus piramitlerine baktığımızda bazı öğrencilerimiz nüfus piramitlerini okumayı çok bilmiyor. Önce bir nüfus piramitlerini inceleyelim. Ondan sonra tek tek hangi piramitler varmış, piramitlere baktığımızda ne anlayacakmışız, ondan sonra beraber analiz edelim. Arkadaşlar piramide baktığında sağ tarafta kadın, sol tarafta erkek nüfusun olduğunu, hatta büyüteyim size arkadaşlar. Bir saniye. Sağ tarafta kadın, sol tarafta erkek nüfus olduğunu, alt kısımlarda miktar olarak nüfusun oranı verilmiş arkadaşlar, miktar. Orta kısımda da yaşlar verilmiş. 0 ile 14 yaş arasındaki nüfus genç bağımlı nüfus. 15 ile 64 yaş arasındaki nüfus üreten, aktif, yani ülkeyi kalkındıran nüfus arkadaşlar. 65 ve üzeri nüfus ise arkadaşlar yaşlı bağımlı, yani emekli olmuş, elden ayaktan düşmüş, üretemeyen nüfus olarak algılayacaksınız. Ben bir ülkenin nüfus piramidine bakarak çocuk doğumu fazla mı az mı, yaşlı nüfusu fazla mı az mı, bunlara göre o ülkenin gelişmiş olup geri kalmış olduğu hakkında yorum yapabilirim arkadaşlar. O yüzden 5 tane piramit anlatacağım şimdi size. Yani ikizkenar üçgen, iç bükey üçgen, çap, asimetrik ve arkadaşlar arı kovanı şeklinde 5 tane piramiti inceleyelim. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Buradan başlayalım. Önce bir ikinci madde üçgen piramitten başlayıp ondan sonra iç bükeyden başlarız. Arkadaşlar basit düşünün. Üçgen piramit görürseniz, üçgen şeklinde piramit kelimesini duyarsanız, bazen isimlerini verir piramidi ister, bazen de piramidi verir yorumlamasını ister. Aklınızda bulunsun. Siz üçgen piramit gördüğünüzde aklınızda şunlar canlanacak. Tamam, bu ülke geri kalmış bir ülke. Nereden anladım ben? Nereden anladım? Şuradan anladım. Şuradan anladım. Bir saniye arkadaşlarım. Şuradan anladım. Tabanı çok geniş. Yani bu ülke doğum oranları hiç azalmamış, hep artış göstermiş. 65'in üzerindeki nüfusuna baktığımda hemen daralmış. Demek ki ömrü kısa, ömrü uzun değil. İnsanlar genellikle bu şekildeki nüfusa sahip ülkeler ekonomik durumu düşüktür. Yani arkadaşlar Hindistan, Pakistan, Mısır, Afganistan, Kenya gibi ülkeler. Bu ülkelerde çocuk ölümleri fazladır. Sağlık hizmetleri iyi değildir. Okuma yazma bilenlerin oranı düşüktür. Üniversite mezunlarının sayısı azdır. Halkın genel sektörüne baktığında tarım, hayvancılıkta çalışan insan sayısı arkadaşlarım fazla. Endüstri ve sanayide çalışanların sayısı azdır arkadaşlar. Yani geri kalmış ülkeler aklınıza gelecek. Kafanızda bunlar canlansın. Yani Afrika ülkelerinden Etiyopya, Mali, Somali gibi ülkeler aklınıza gelsin. Kişi başına düşen gelir az, ekonomik durum az, ömür az, kişi başına düşen gelir az gibi ülkeler aklınıza gelecek. Şimdi gelelim, bir geri diyelim arkadaşlarım, bir geri diyelim. Arkadaşlar iç bükey üçgen, kenarları iç bükey şeklinde olan bu üçgende iç bükey üçgen. Arkadaşlar biraz önceki ikiz kenar üçgene göre biraz daha gelişmiş ülke olarak düşüneceksiniz. Sağlık hizmetleri biraz daha iyiye gitmiş, çocuk ölümleri azalmış ve arkadaşlar Nijerya, Meksika, Peru, Kolombiya gibi ülkeler aklınıza gelsin lütfen. Şimdi hemen ilerleyelim. Arı kovanı. Burası önemli. Buradan soru çıkar. Arı kovanı önemli. Asimetrik önemli. Çan çok önemli arkadaşlar. Genelde yani iç bükey üçgenden çok fazla sorulmaz. Arı kovanı deyince hemen şöyle yorumlayacaksınız. Tabanı çok genişlememiş. Yani üçgen şeklinde değil. Yaşlı nüfusu da hala kalabalık. Ölümler az demek ki. Ömür uzun. O zaman ben arı kovanı kelimesini duyduğum gibi bu şekli gördüğümde hemen şöyle yorumlayacağım.
sahiptedirler. Kim bunlar? İngiltere, İsviçre, İsveç, Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkeler aklıma geldi. Norveç, İsveç gibi ülkeler. Tamam da bu ülkelerde neler var? Bu ülkelerde arkadaşlarım devlet istediği kadar teşvik versin. İstediği kadar para vereceğim, çocuk parası vereceğim, bakım parası vereceğim. Yeter ki şu nüfusu arttırın demesine rağmen nüfusta artış az arkadaşlar. Bu ülkeler, hatta bazı ülkelerde eksilerde. O zaman çocuk doğumu az. Kişi başına düşen gelir bu ülkelerde fazla. Okuma yazma bilenlerin sayısı, üniversite mezunlarının sayısı aşırı fazla. Halkın genel geçimini sağladığı sektörlere baktığında tarım ve hayvancılığın oranı azken, hizmet veyahut da sanayi el üstünde çalışanların oranı çok fazla bu ülkelerde. Yaşlı nüfusa baktığında geniş olmasının sebebi de ortalama ömrün uzun olması, hayat standartlarının yüksek olması yüzünden arkadaşlar. Yani Batı Avrupa ülkeleri aklınıza gelecek. Hemen geçelim dördüncü maddeme. Dördüncü madde çağ. Arkadaşlar dördüncü maddede zengin ülke, ekonomik durumu iyi bir ülke. Tamam da bu ülke niye tabanı geniş o zaman diyebilirsiniz. Bir zamanlar tabanı kaç yıl önce tabanı böyle darmış. Ama ben böyle gidersem, arkadaşlar ben böyle gidersem Batı Avrupa ülkeleri gibi yaşlanacağım korkusuyla Kanada, Amerika gibi ülkeler zaten ekonomik durumum iyi, hayat standartlarım yüksek, kişi başına düşen gelirim fazla, ömür uzun, benim tek derdim nüfusumu arttırmak diyor ve nüfusunu arttırma politikası yürüyor. Ve bunu da gerçekleştiriyor. Tabanı gördüğünüz gibi artış göstermiş. Nüfus giderek artıyor. Bu ülkelerde gelişmiş olan Kanada ve Amerika ülkeleri. Piramidin ismi ne? Çan. Şekli nasıl? Tabanı genişleyen. Bir zamanlar darken tabanı genişleyen piramit. Geldik asimetrik. Arkadaşlar asimetrik niye demişler? Yıllar önce bu ülkenin tabanı böyle dar, genişmiş. Yani geri kalmış bir ülke piramidi gibiymiş. Ama yıllar geçtikçe arkadaşlar doğumlar azalmış, tabanı giderek daralmaya yüz tutmuş. Bu ülke hangi ülke? Çin. Bir zamanlar nüfusu aşırı fazla olan Çin nüfusu giderek nüfusunu azaltma politikası gidiyor. Ha nüfusu az mı? Tabii ki fazla ama azaltmaya yönelik politikalar uyguluyor. Arkadaşlar bizim ülkemizin nüfus piramidi de asimetrik arkadaşlarım. Aynı zamanda Japonya'nın nüfus piramidi de asimetrik. Bizim ülkemiz nüfusunu arttırmak istiyor. Bizim ülkemizin iki tane politikası var. Hem nice yani sayısal olarak arttırmak istiyoruz. Hem de nitelik olarak yani kalifiye elemanımız olsun, işsiz insanımız olmasın, devlete yük olmasın. Hem biten hem nice artış göstermek isteyen bir ülkeyiz. Politikamız bu yönde. O yüzden arkadaşlar asimetrik piramide baktığımızda tabanı giderek daralan ülkeler arkadaşlar asimetrik ülkeler. Şimdi konu anlaşılmışsa gelelim sorulara. Sorularla konumuz daha iyi pekişeceğine inanıyorum arkadaşlar. Başlayalım şimdi. Başlayalım. Şekli gördünüz. Soru nasıl çıkıyor? Şekli veriyor. Hemen sizden şunu duyar gibiyim. Çan. Çan şeklini duyar gibiyim. ABD ve Kanada dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. O zaman bunları kafamda belirledikten sonra soruyu yapmak çok basit. ABD, Kanada gibi ülkeler, gelişmiş ülkeler, şeklin ismi de çan şekli. Niye? Tabanı bir zamanlar darken sonra artış göstermiş. O zaman nüfusun büyük bir kısmı 15-64 yaş arası oluşturmakta mı? Evet. Çocuk nüfus oranı yaşlı nüfustan fazla mı? Çocuk nüfusu yaşlı nüfustan fazla. Gelişmiş bir ülke mi? Kanada, ABD çok gelişmiş ülkeler. Yaşlı nüfus içindeki kadınların oranı fazladır diyor. Mavi yerler erkek, turuncu yerler kadın arkadaşlar. Baktığında kadın nüfusu daha fazla yaşlı nüfus. Ancak arkadaşlarım nüfus artışı azalmıştır diyor. Piramidin tabanı genişlediyse asla azalmıştır diyemeyiz. Ama asimetrik olsaydı evet piramidin tabanı daralmış, nüfus azalmaya başlamış derdi. O yüzden arkadaşlarım cevap denizdi. Geldik buraya. Yukarıdakilerden hangileri? Yeryüzünün sık nüfuslu bölgelerindendir diyor. Dünyanın bazı yerleri sık nüfuslu, bazı yerler seyrek nüfuslu.
nüfuslu arkadaşlarım. Seyrek nüfuslu olmasının bazı sebepleri var. Mesela ben dersem ki Alaska, Kanada, Norveç, İsveç, Finlandiya, Rusya dersem buralar Kuzey Kutbu'na çok yakın olduğu için insanlar hep güneyi tercih etmiş. Kuzeyi tercih etmemiş çünkü çok soğuk. Kuzey Amerika'nın batısında Kayalık Dağları, Güney Amerika'nın batısında Ant Dağları, Avrupa'da Alp Dağları, Hindistan'ın yukarısında Himalaya Dağları çok dağlık olduğu için nüfus seyrek burada. Ekvator bölgesinde ise Brezilya topraklarında Amazon, arkadaşlar Afrika topraklarının tam ekvator bölgesinde Kongo, buralarda ağaçlık, bataklık, nüfus seyrek. Bir de dünyanın suyu nasıl olduğu, sıcaklığın çok olduğu yerler var, çöller. Çöllerde de nüfus az çünkü arkadaşlar insanlara fizyolojik ihtiyacı olan suyu buralarda karşılayamaz. Şimdi bakalım. Orta Asya. Orta Asya'nın ortasında ne var? Çöl var. Karakum, Kızılkum, Taklamaka, Gobi çölü var. Çöllerde nüfus azdır. Kuzey Afrika. Kuzey Afrika'da ne var arkadaşlarım? Büyük Sahra çölü var. Su az. Yine buralarda da nüfus az arkadaşlar. Nüfusun kalabalık olduğu yer Güneydoğu Asya. Kim var burada? Hindistan, Bangladeş, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Vietnam, Çin kıyıları, Malezya, Endonezya kıyıları. Buralar dünyanın kalabalık nüfuslu yerleri. Bir de arkadaşlarım Batı Avrupa ülkeleri, Batı Avrupa ülkelerinde sanayiden dolayı çok nüfuslu, göç almakta olan ülkeler. Yani İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler aklınıza bulunsun. O zaman bana nüfusun fazla olduğu, sık olduğu yerleri sorduğu için Güneydoğu Asya ve Batı Avrupa ülkeleri. Hemen öbür sorumuza geçelim. Geldik. Arkadaşlar ÖSYM dünya şeklini çok sorar. Dünya şekli üzerindeki yerlerde bilmeniz gerekiyor arkadaşlarım bazı yerleri. Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinin seyrek nüfuslu olmasının nedeni kuraklıktır? Hemen şekle bakıyoruz. Sınavda da böyle yapın arkadaşlar. Ele eleye gidelim. Üç, iki numaralı yer neresi? Grönland. Buzlar ülkesi. Yukarı kısmında buzlar var. Aşağı kısmı birazcık nüfus yukarıya göre iyi. Yani burada kuraklık sebep değil nüfusun seyrek olması için. Çünkü kuraklık söylemiş bana. Burası Kanada'nın kuzey kıyıları. Çok soğuk. Yine kutuplar. Ekvator bölgesinde Brezilya topraklarında Amazon ormanları, bataklık, ağaçlık. Burada da kuraklık sebep değil. Afrika'nın 4 numaralı olan yeri Kongo. Ağaçlık, bataklık, nüfus seyrek. Ancak arkadaşlar sorunun cevabı kesinlikle evet. Niye? Avustralya'nın batı kıyılarında Victoria, Gibson, Simpson çölleri var. Çöllerin olduğu yerler kuraktır, su azdır. İnsanlar fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Buralarda nüfusun seyrektir. Gördüğünüz gibi dünya haritasında nüfusun seyrek olan yerlerini işledik ama sebepler farklı. İkisi soğuk, ikisi bataklık, ağaçlık, dünyanın akciğeri, ormanlık alanlar. Ama cevap kuraklık olan yer çöl arkadaşlar. Hemen gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza ne diyor bakalım. Nüfus artış hızı yüksek olan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar sınavda heyecanlanırsanız hemen kafanızda ülke belirleyin. Basit düşünün soruları. Derine dalmayın. Günlük hayattan düşünün. En basitinde şöyle bile yapabilirsiniz. Nüfusun artışının fazla olduğu yerler Türkiye'den düşündüğümüzde Şanlıurfa'da mı fazla, İzmir'de mi fazla? Nüfus artışı, doğumun çok olduğu yer. Tabii ki genelde kırsalda yaşayan insanlar arkadaşlar nüfus artışı fazla. Niye doğum fazla orada? Size yani şehrin ekonomik durumu iyiyse, sanayi, endüstri fazlaysa oralarda nüfus artışı az. Bunu ülkelere uyarlayarak düşünürsek, nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde doğum oranı ölüm oranından fazladır. Evet doğru. Çalışma çağında olan nüfus fazladır. Çünkü çok çocuk doğurunca arkadaşlar doğum oranı fazla olduğu için taban geniş olacak. Yaşlı nüfus oranı düşüktür. Evet, hayat standartları düşük, ömür uzun değil. O yüzden de ölümler fazla ve yaşlı nüfus azdır. Çocuk nüfus oranı yüksektir. Evet, bağımlı nüfus oranı düşük değil. Çocuk bağımlı nüfus çok fazladır. Arkadaşlarım her zaman söylediğim gibi nüfus artışının çok olduğu yerde devlete yük olacak. Bağımlı nüfus fazladır. Bunu unutmayın. Çocuk bağımlı nüfus fazladır. Doğum fazla olduğu için. Hemen gelelim 5. sorumuza. Arkadaşlar yetiştiği kadar sorularımızı çözeceğiz. Aritmatik nüfus yoğunluğunun yüksek olan bir ülke için yukarıdaki yargılardan hangilerini kesin olarak varlamaz? Öncelikle bir aritmatik nüfus yoğunluğu ne? Onu bir anlayalım. Basit anlatayım size. Bu sınıf diyelim ki 10 metrekare. 10 tane de öğrenci var. Metrekareyi kaç
kilometre kareye düşen insan sayısı. Arkadaşlarım, eğer bir ülke yoğunsa ya da nüfusu seyrekse o ülkenin gelişmişliği hakkında asla bir yorum yapamayız. Niye? Örnek verelim. Hollanda, Konya kadar bir yer. Bizim ülkemizdeki Konya Ovası kadar bir yer. Şimdi Hollanda çok sık nüfuslu diye dünyanın en kalabalık, en sık nüfuslu yeri. Burası çok zengindir, ekonomik durumu çok iyidir diyebilir miyim? Hayır diyemem. Kanada'nın alanı çok büyük, Amerika'nın alanı çok büyük, Rusya'nın alanı çok büyük. Kilometre kareye düşen insan sayısı az olabilir. Bu da oranın geri kalmış olduğunu göstermez arkadaşlar. O yüzden ben aritmetik nüfus yoğunluğuna bakarak toplam nüfusu toplam alana böleceğim için, formülüm bu olduğu için arkadaşlarım, yüz ölçümü hakkında küçüktür diyebilirim. Toplam nüfusu fazladır diyebilirim. Ama tarımla uğraşan nüfusu azdır diyemem. Tarımsal nüfus yoğunluğu ayrı bir formüldür arkadaşlar. Tarımla uğraşan insanları tarım alanına bölerim. Baktığımda oran fazlaysa tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır derim. Azsa azdır derim. Mesela Doğu Karadeniz bölgesi çok dağlıktır. Tarımla uğraşan insanları tarım alanına böldüğümde fazla çıkar ama Konya Ovası'nda az çıkar. Buradan üçüncü madde çıkmaz arkadaşlarım. Hemen giriyoruz başka sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez? Arkadaşlar, gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez diyor. Nüfusun yaş gruplarına dağılışına baktığımda bilgi verir. Niye? Afrika'dan Somali, Etiyopya'ya ele alalım. 15 yaşa kadar olan nüfus çok fazla, doğum fazla. Ama tam tersi Japonya'nın ortalama ömrü 89'larda, yaşlı nüfus fazla. O zaman ilk söylediğim ülke Afrika ülkesinin fakir, geri kalmış olduğunu, ortalama ömrünün fazla, yaşlı nüfusun fazla olduğu yerde Japonya'da ekonomik durumun iyi olduğunu söyleyebilirim. Gelelim şimdi aktif nüfusun iş kollarına dağılışı. Bir ülkede insanlara bakıyorum hep tarımda çalışıyor, başka ülkede de endüstri sanayide çalışıyor. İki ülkeyi kıyasladığımda gelişmişlikleri hakkında yorum yapabilirim. Nüfusun eğitim durumu, okuma yazma bilmeyenlerin oranı Afrika'da fazlayken Avrupa'da arkadaşlar üniversite mezunlarının oranı çok fazla. Nüfusun kırda mı yaşıyor, hayvancılık tarımla mı uğraşıyor yoksa şehirde endüstri ve sanayide mi geçimini sağlıyor? Bu da benim gelişmişlik kriterim. Ama kilometre kareye düşen insan sayım asla gelişmişlik kriterim değil. Biraz önceki soruyu pekiştirmiş olduk arkadaşlar. Şöyle, bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Benim sınıfım 10 metrekare, 10 tane öğrenci var. Öbür sınıfta da 10 öğrenci var ama 100 metrekare. Yani öğrenci sayısının az olduğu sınıf ya da kilometre kareye düşen, metrekare düşen öğrenci sayısının az olduğu sınıf daha az çalışkandır, öbür sınıf çok çalışkandır diyemeyeceğim gibi. Yoğun nüfuslu ülkenin olduğu ülkeye çok zengindir, ekonomik durumu iyidir, seyrek olan ülkeye de fakirdir diyemem. Bu bunun gibi bir şey arkadaşlar. Geldik şimdi öbür soruya. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nitelikli iş gücü oranının daha fazla olması beklenir? Şıklara bir bakar mısınız? Avrupa ülkeleri her zaman ekonomik durumu iyi ülkelerdir. Kimler bunlar? Batı Avrupa ülkeleri. Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Norveç, İsveç, Finlandiya. Bir de arkadaşlarımız Japonya, Asya'nın doğusunda, bir de Amerika Birleşik Devletleri ile arkadaşlar Kanada. Bunlar ekonomik durumu iyi ülkeler. Bu şıklara baktığımda Brezilya olamaz, Mısır olamaz, Nijerya olamaz, Moğolistan olamaz. Tabii ki cevabım Almanya. Geldik öbür sorumuza. Gelişmiş ülkelerin nüfus özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen kafamda bir tane ülke belirleyeyim. Gelişmiş bir ülke. Mesela neresi? İngiltere, Fransa, Almanya. O zaman bu ülkeleri beraber düşünelim. Yaşlı nüfus oranları fazla mı? Evet, yaşlı nüfus oranları fazla. Doğmaz çünkü. Nüfusun dağılışı daha dengeli mi? Evet, ekonomik durumu iyi olduğu için ülkenin her yerine endüstri, sanayi dağıldığı için dengeli. Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşüktür. Bu bir dursun. Okur yazar oranı yüksektir. Üniversite mezunu fazladır. Evet, okuma yazma bilmeyenler sayısı belki de yok denecek kadar o ülkelerde azdır. Nüfus artış hızı düşüktür. Evet, devlet o kadar çok katkı veriyor ki bunlara. Yeter ki çocuk doğumu yapın, işte bakım parası verelim, ondan sonra işsizlik parası verelim. Her imkanı sağlamasına rağmen Batı Avrupa ülkeleri, Amerika gibi ülkelerde arkadaşlar doğum oranı düşük. Ancak çalışan nüfusun yaş ortalaması arkadaşlar ekonomik durumu kötü olan Afrika, Asya gibi ülkelerde düşükken Avrupa ülkelerinde çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir, unutmayın. Hemen geliyoruz öbür soruya. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yerleşmenin üst sınır diğerlerine oranla daha yüksektir?
Arkadaşlar bu soruda enlem etkisi var. Onu bir kafanızda canlandırın. Ben ekvatorda yaşamış olsam, çok yağmurlu, hava sıcak. Genellikle alçak yerleri mi tercih ederim, yüksek yerleri mi tercih ederim diye düşüneceksiniz. Tabii ki yüksek yerleri. Çünkü hava çok sıcak oralarda. Mesela Adana'nın insanlarını düşün. Türkiye'den yakından bir örnek vereyim size. Adana çok sıcaktır yazın arkadaşlar. Aşırı sıcaktır. İnsanlar ne yapar? Toros dağlarına, Tekir yaylalarına falan çıkar. Daha serin, yazı kolay geçireyim, daha rahat geçireyim diye. O yüzden de Brezilya toprakları ekvator üzerinde olduğu için, çok sıcak olduğu için arkadaşlar insanlar 4000 metre, 5000 metre, hatta 3000 metrelerde arkadaşlar yüksek yerleri tercih etmektedir. Ama İtalya orta kuşakta. İsveç arkadaşlarım, İsveç kutuplarda, Kanada kutuplarda, Rusya kutuplarda. Yani o yüzden oralarda yüksekleri tercih etmem, alçak yerleri tercih ederim çünkü hava soğuk oralarda. Şimdi gelelim sıradaki sorumuza. Aşağıda verilen bölgelerden hangisinde nüfusun az olmasının nedeni diğerlerinden farklıdır? Orta Asya, Karakum, Kızılkum, Taklamakan, çöl. Büyük Afrika, Kuzey Afrika, özür dilerim, Büyük Sahra çölü. Avustralya, Victoria Gibson, Simpson çölü. Güney Afrika'da Namibya, Kalahari çölü, buralar çöl, su azlığı var. Ama İskandinavya Yarımadası'nda nüfusun az olmasının sebebi arkadaşlarım, bir, hem kuzey kıyıları çok soğuk, hem de halkın kendi doğum oranı azdır arkadaşlar. Sebebi bu. Cevap Ceyhan. Yani buralar kutuplara yakın, buralar çok soğuk, insanlar genellikle güneyi tercih etmiş ama diğer yerlerde nüfusun az olmasının sebebi genellikle çöller ve su sıkıntısını yaşamaları. Geldik bu soruya. Yukarıda verilen özelliklerden hangilerine sahip olan bir ülkede nüfusun artış göstermesi beklenmez? Doğumların ölümlerden fazla olduğu yerlerde doğum ölümden fazlaymış arkadaşlar. Mesela nasıl diyelim? Hemen basit düşünelim. Köyde 100 tane o sene çocuk doğdu. 50 tane kişi öldü. Köyün nüfusu ne kadar artacak arkadaşlar? 50 artacak. Yani nüfus arttı. Birinci şıkkım gitti o zaman. Bakıyorum D şıkkına. Doğum ve ölüm oranları aynı, sabit diyor. Ancak dışarıdan göç aldı diyor. Buranın nüfusu da artar. Bu da gitti. Ama 2 ile 3'e bakalım. Doğum ve ölüm oranlarının aynı olması. 100 çocuk doğdu, 100 kişi öldü. O köyde bir artış olmaz. Ölümlerin doğumlardan çok olduğu yerde de artış olmaz. O yüzden cevabım 2 ile 3. Bu sorularda dikkat edin arkadaşlar. İstenilenlere bazen şaşırabiliyorsunuz. Sanayi devrimiyle birlikte aşağıdaki bölgelerin hangisinde nüfus daha fazla artış göstermiştir? Arkadaşlar, sanayi İngiltere'nin Manchester şehrinde başladı biliyorsunuz. Batı Avrupa ülkelerine sanayi alanında çok gelişmiş oldukları için göç çok artmıştır. O yüzden de Avrupa cevap arkadaşlarım. Gelelim aşağıda verilenlerden hangisinin nüfus dağılışına etkisi diğerlerine göre daha azdır? İklim etkiler. Çölleri kimse istemez. Kutupları, soğukları kimse istemez. Çok sıcak bataklık yerleri kimse istemez. Yer şekilleri, kayalık dağları, Alp dağları, Alp dağları, Himalaya dağları diye söyledim. Buraları kimse çok fazla tercih etmez. Dağlık çünkü engebelik. Su kaynaklarının olmalı yerleri kimse tercih etmez. Ekonomik faaliyetler, etkiler. Ama arkadaşlar insanların yerleşip yerleşmemesini bitki örtüsü o kadar fazla etkilemez. Ama diğerleri, iklim, yer şekilleri, su kaynakları, ekonomik faaliyetler çok fazla etkiler. Geldik başka bir sorumuza. Kutuplar. Çöller, dağların yüksek kesimleri. Yukarıda verilen alanların ortak özelliği. Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlarım buralar nüfusun seyrek olduğu yerler. Nüfusun gördüğümüz gibi A şıkkı buralar nüfusun seyrek olduğu yerler. Kutuplar demin söyledim. Çöller, dağlık alanlar insanların nüfus olarak tercih etmediği yerler. Dünya nüfusunun dağılışını etkileyen unsurlardan hangileri doğal faktörler arasında gösterilemez? Bazen bu sorulara yanılıyorsunuz arkadaşlar. Doğal faktör deyince insan etkisi olmayacak. Beşeri faktör deyince insan etkisi olacak. İklimi insanoğlu yapamayacağına göre, yer şekillerini insanoğlu yapamayacağına göre, yükseltiyi de yapamayacağına göre arkadaşlar bunlarda insanın etkisi yok. Bunlar doğal. Ancak sanayi, ulaşım, enerji, turizm bunları insanoğlu yapar. O yüzden cevabım sanayi ve ulaşım arkadaşlarım. Hemen başka soruya geçelim. Dünya üzerinde ilk insanların yerleştiği yerler var biliyorsunuz arkadaşlar. İlk insanlar nerelere tercih etmişler? Orta kuşağı tercih etmişler. Yani ne kutuplarda üşüyelim demişler ne de ekvatorda.
orada çok sıcakta bunalmak istemişler. Orta kuşağı tercih etmişler. Bir de ikinci kriterleri su kaynakları. Mısır topraklarında Nil Nehri, Ganj Nehri, Hindistan'ın sağında Ganj, solunda Indus, Afrika topraklarında arkadaşlar Nil'i söyledim, Orta Asya'da da Çin'de de sarılma gökyüzü. Bu alanlarda nüfusun fazla olmasında aşağıdakilerin hangisi etkili olmuştur? Tabii ki arkadaşlar insanların buraları tercih etmelerindeki sebep tarlalarını sulamak istemeleri, su kaynaklarının olması. Hayvanların sulayacakları, tarlaların sulayacakları arkadaşlar tarım alanlarını tercih etmeleri aklınıza bulunsun. Geldik zor gibi gözüken uzun bir soru. Beraber analiz edelim şimdi. Dünya nüfusu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Böyle sorularda büyük ihtimalle arkadaşlar ya soru çok uzun diye korkabiliyorsunuz veyahut da bu bilgileri ben bilmiyorum diye geçebiliyorsunuz. Şöyle analiz ettiğimizde çok da zor olmadığını göreceksiniz. En kalabalık ülkesi Çin'de doğum kontrol politikaları sonucunda nüfus artış hızı düşmüştür. Dünyanın en kalabalık ülkesi evet doğru Çin ama bunun önüne geçemeyeceği için ülke artık azaltma politikası gidiyor. İlk çocuğun mesela arkadaşlar erkekse ikinci bir şans vermiyor. Sana para cezası, hapis cezası veriyor. Ama orada da arkadaşlar pirinç tarlalarında çalıştırmak için erkek çocuğu çok makbul. Eğer ilk çocuğu kızsa devlet 4 yıl sonra bir çocuk daha hakkı veriyor, haberiniz olsun. O yüzden bu bilgi doğru. Hindistan nüfus artış hızı en yüksek ülkelerden biridir. Doğru. Çin'den sonra nüfusun en fazla olduğu ülke Hindistan arkadaşlar. ABD alan bakımından geniş olmasına rağmen alanına göre nüfusu az olan bir ülkedir. Biraz önce söylemiştim Rusya, Kanada, ABD alanı geniş olan ülkeler o yüzden de kilometre kareye düşen insan sayısı az gözükebilir. Orta Doğu ülkelerinin nüfus artış hızı yüksektir. Doğru. Gelelim buraya. Arkadaşlar Batı Avrupa ülkelerinde nüfus planlamasını teşvik edici uygulamalar yapılmaktadır diyor. Bu bilgi yanlış. Batı Avrupa ülkeleri nüfusu arttırmak ister. Nüfusu azaltmak istemez. Cevabı C. 3 tane sorumuz kaldı arkadaşlar. Aşağıda verilenlerden hangisi nüfusla ilgili doğru bir bilgi değildir diyor. Nüfusla ilgili doğru bir bilgi değildir. Gelişmiş ülkelerde doğal nüfus artış hızı azdır. Arkadaşlar bu bilgi doğru mu? Gelişmiş ülkelerde doğal nüfus artış hızı azdır. Doğru. Avrupa ülkeleri yani İngiltere, Fransa, Almanya'yı düşündüğümüzde evet yaşlı nüfus doğumu çok az. Nüfus sayımları sonucu elde edilen veriler ekonomik büyüme ve kalkınma etkiler. Doğru. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen gelir yüksektir. Evet, kişi başına düşen gelir yüksek, ekonomik hayat standartları yüksek Avrupa ülkeleri. Yaşlı nüfus sorunu yaşayan Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya'da nüfus artışını teşvik edilmektedir. Arkadaşlar Batı Avrupa ülkesini biliyorsunuz. Almanya, Fransa, Hollanda her zaman devlet halkına çocuk parasının verdiğini söylemiştik, teşvik ettiğini söylemiştik ama eksi de olan ülkeler olduğunu da söylemiştik. Eşitliği okursak arkadaşlar gelişmemiş ülkelerde 0-14 yaş arası nüfus oranı azdır diyemezsiniz. Mesela Endonezya, Malezya, Afrika ülkelerinde arkadaşlar doğum çok olduğu için 0-14 yaş nüfus çok çok fazladır. Gelelim sıradakine. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir ülkede nüfus artışının sonuçlarından biri değildir? Doğal kaynaklar daha fazla kullanılır. Evet biter. Su biter, elektrik, her şey bitmeye başlar nüfus çok artarsa. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Kalkınma hızı yavaşlar. Sağlık, eğitim, hizmetlerin aksar. 70 kişilik, 60 kişilik sınıflar düşünün arkadaşlar. Nüfusun ülke geneline dengeli dağılması. Arkadaşlar aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir ülkede nüfus artışının sonuçlarından biri değildir diyor. Nüfusu ülkeye dengeli dağılmaz arkadaşlar. Genellikle nüfus artışının fazla olduğu ülkeler, genellikle ülkelerde insanlar genellikle kentlere giderler, sanayinin çok olduğu yerlerde çarpık kentleşme yaparlar, gece kondulaşma yaparlar ve ülkede bir düzensizlik, dengesizlik yaşanır. Öbür soruya geçelim şimdi. Son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi vermez? Çalışan nüfusun sektörlere dağılımı. Baktım bir ülkede sanayide çalışan çok fazla, öbür ülkede tarımda, hayvancılıkta çalışan fazla. Tabii ki ilk söylediğim ülke daha gelişmiş. Kişi başına düşen milli gelir gelişmişliğin kanıtı arkadaşlar. Kırda mı yaşayan insanın fazla, sanayinin endüstrinin fazla olduğu kentlerde yaşayan oran mı fazla? Bu da gelişmişliğin kanıtı. Nüfus artış oranı
Bu da kanıt arkadaşlar. Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Asya ülkeleri çok fazla çocuk doğurur. Yani nüfus artış oranı çok fazla ama Batı Avrupa ülkeleri, Japonya, ABD gibi ülkelerde nüfus artış oranı düşüktür. Bu da gelişmişlik kanıtı. Ama nüfus yoğunluğu arkadaşlar kilometreyi kareye düşen insan sayısı asla gelişmişlik kanıtı değildir. Konumuz bitti arkadaşlar. Bir dahaki slaytımızda da Türkiye nüfusu anlatılacak.